Öncelikle kıymetli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni kabinemizin de Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten çok önemli bir tarihi bir süreç yaşıyoruz. Tarihi bir seçim ortamı gerçekleştirdik. Sandık iradesinin tecellisiyle bir haftada efendim bakanların görevlerini teslim alması, kabinenin kurulması, yemin etmeleri, görevlerine başlamış olmaları ve ilk kabine toplantısını bir haftaya sığdırmak hakikaten Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet ve demokrasinin ne kadar özümsendiğini göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda hakikaten özverisinden dolayı da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve bir gazeteci olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir süreç yaşıyoruz çünkü. Şimdi Sayın Bakanlara geldiğimiz zaman burada bakın bu kabine gerçekten o kadar ilmek ilmek işlenerek hakikaten kim nerede başarılı olur, kim nerede neyi yapabilir ve Türkiye yüzyılı vizyonunu daha ileriye nasıl taşıyabilir? Yani yapılmış işlerin üzerine, yani geçmişteki sayın bakanlarımızın yaptıkları işlerin üzerine artı daha ne kadar ileriye götürebilir? Daha artı nasıl bir fayda sağlar amacıyla yapılmış bir bakanlar kurulu kabinesi var. Burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi var. Burada ekonominin öncelendiğini görüyoruz. Savunma sanayinin öncelendiğini görüyoruz. Ve enerji konusuna çok önem verildiğini, dış politika çizgimizin milli ve dik duruşlu ve milli bir çizgiye sürdürüleceğini, hakikaten herhangi bir değişim politikası olmadan millilik çizgisinin çok daha ileriye götürülebileceğini işaret eden isimlerin bakanlığa getirildiğini görüyoruz. Şimdi ekonomide tabii ki Sayın Cevdet Yılmaz'ın hem ekonomist hem uluslararası ilişkiler ve hem de mülkiyeri olmuş olması. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcımızın tabii ki burada ODTÜ ekonomi mezunu kendisi Sayın Şimşek'le beraber koordine içerisinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'le birlikte bilgi birikimlerini, becerilerini birleştirerek tabii ki kurumlara da atamalar yapılıyor. Ekonomi bir takım işidir zaten Eser Bey. Yani ekonomide tabii ki sadece bir kişinin atanmış olması değil, bir anlayış birliğinin olması lazım. Aslında ekonomi birçok parametreyle yönetilir tabii ki. Finansla yönetilir, üretimle yönetilir, para piyasaları ile yönetilir. Ancak ekonomiyi yön verecek mekanizma hakikaten en önemli bir takım işbirliği olması lazım. Takım güven veren olması lazım ekonomide. Planlamayı bilgi yapar ki Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ve bugün atanan birkaç bürokrat için ve ismi geçen birkaç bürokrat da çok önemli bilgi birikimine sahip insanlar. Bir de en önemli şey de siyasi karar mekanizmasıdır. Yani bu anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakikaten kararlı duruşu ve çevik devlet modeli konsepti içerisinde kararlılıkla siyasi iradenin ekonomik kararlar üzerinde de alınmasının noktasında da çok hızlı hareket edeceğini düşünürsek başarılı olacağını inanıyorum ben. Bugün Sayın Milli Savunma Bakanımızın çok önemli 49 yıllık bir asker kendisi. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terörle mücadelede ve askeri birçok operasyonda üstün ve üstün hizmetleri olmuş çok kıymetli bir paşamız. Sayın Paşamızın hakikaten Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmiş olması. Genelkurmay Başkanımız, bakın Sayın Genelkurmay Başkanımız bu kalkışma yani FETÖ denen hain terör örgütünün kalkışması esnasında kolordu komutanıydı kendisi. Verdiği mesajlar çok değerli. Orada televizyona çıkıp o daha ilk saatlerde yani Balgat'ın ışıkları yandıktan hemen sonra yani o üç ilerli sancağın altında Sayın Devlet Bahçeli'nin devletimizin ve hükümetimizin yanındayız mesajıyla, kararlılığıyla birlikte kıymetli paşamızın, kolordu komutanının birçok beyanatları oldu. Buradaki hadsizlere hadlerini İstanbul'un içerisinde bildiririz. Bu diye çok sert mesajlar oldu. Biz görevimizin başında tam tekmil bekliyoruz ifadeleri oldu. Bakın bunlar çok önemli çıkışlardır tarihte. Bugün Genelkurmay Başkanı olması hakikaten askeri bürokrasinin içerisinden ve bir askerin bu şekilde böyle bir askerin getirilmiş olması Yaşar Güler, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanımızın keza biraz önce zikrettim Sayın Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olması
Sayın Yaşar Güler aynı zamanda biliyorsunuz yani terörle mücadele kapsamındaki tüm organizasyonların içinde olmuş bir isim. Şimdi burada isim parantez açacağız. Evet. Genel toparlamak gerekirse baktığınızda evet. Türkiye yüzyılı inşasını görebiliyorsunuz siz. Bir cümle daha evet. söyleyeyim. Şimdi burada Sayın Fidan'la Sayın İbrahim Kalın'ın atanmış oldukları hayırlı uğurlu olsun dileklerimi de buradan kendilerine arz ediyorum Sayın Bakanların. Çok önemli görüyorum. Neden? Bu iki değerli kıymetli isim de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm dış görüşmelerde bu dörtlü mekanizmaların, üçlü mekanizmaların, birebir mekanizmaların içerisinde birebir bulunmuş hariciye yani efendim bugün Sayın Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması tesadüf değil. Çünkü bütün dış görüşmelerde birebir ilmek bilgi birikimi ve istihbarat kökenli birisi olarak da tabii ki hem bilgi birikimiyle haricinin içerisinde de çok büyük tecrübe kazanmıştır. Sayın Kalın'ın keza Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bütün dış ilişkileri koordinasyonunu yapıyor olması büyük bir avantajdır. Milli İstihbarat Teşkilatımız yani o kalemiz, kale diyorum ben çünkü Milli İstihbarat Teşkilatımızın kale karargahı hakikaten emin ellerdedir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bu aşamada.